Selamun aleyküm. Selam. Ali hocam da burada. Hocam merhaba, saygılar. Nasılsınız? Allah razı olsun. Merhaba Aydın abicim. Gününüz bereketli olsun. Akşam oldu ama olsun. Gene güzel bir gün. Evet, evet. Vafike bir şen şakrak. Günü tamamladın. Vafike bir trafik bayağı kalabalık. Bir de lavalar var. Yasak diyor. Ama aşağıda arabalar park ediyor. Böyle bir şey var. Bir de sokak, mesela bir uzun sokak olamaz mı daha geniş? Vatandaş mesela soruyor. Böyle bir durum var Vafike Bey'de. Bilhassa bu 14 Şubat Caddesi orta rövüşte bulunan bu çiçekler falan, vatandaş tepkili yani. Bunlar kaldırılması konusunda çok, araba çarpıyor onlara. Cam kırılan oldu, ayna kırılan çok oldu burada. Biz çok şahit olduk. Ya tabii bunu büyükler bilir, yöneticiler bilirler. Kardeşlerimiz daha iyi bilir. Yani biz bir şey diyemeyiz ama esnaf konuşsun. Yok, herkes fikrini konuşmada doğruyu bulmakta sıkıntı yok Ali hocam. Şimdi doğruyu söylersin. Doğruyu söylediğin zaman bazıları tarafından rahatsız mı oluyor? Tabii tabii. Doğruyu söylediğin zaman, hani derler doğruyu söyle tokuz göğden kovul diye. Biz doğruyu söyleriz. Bak Ali hocam da burada. Şimdi şu anda bizi Allah görüyor. Evet. Biz Allah'a tam inancımız tam olduğu için kuldan korkmayız. Korku diye bir şey yok. Yani. Doğruyu söylemek de ben, bana göre Ali hocam da burada. Hani müminin görevidir herhalde. Evet. Değil mi hocam? Ya doğrudan ziyade hani istifademize olabilecek güzel şeylerin peşindeyiz. Aslında bunu diyelim ki bu işin mimarı, projesini yapanları da bilirler. Trafik komisyonu buna mı karar veriyor? Yani bunu... Şimdi daha önce de ilk burası taşlar konulduğu zaman bir karar almıştı trafik komisyonu. Araç park yasaktı. Cadde 10 numara, her taraf temiz. Mesela araç geliyordu, müşteri geliyordu, duruyordu 5 dakika. Veya diyordu ki arabamı nereye park edebilirim? Hmm. Müşteriyi yönlendiriyorduk. Diyorduk ki kardeşim bazı yeri var, sahilde otopark var, ton yolunun oradaki park var, Yavuz Selim Camisi'nin orada. Yani yönlendiriyoruz vatandaşı, müşteriyi yönlendiriyoruz, vatandaşı yönlendiriyoruz. Vatandaş çekiyordu, işini görüyordu, gidiyordu. Şimdi tabii cezalar yazılmaya başladı. Bir baktık, dediler ki cezalar iptal oldu. Allah Allah, niye? İptal oldu cezalar. Adamını bulan gidip trafikten cezasını iptal ediyormuş. Bir dedikodular döndü tabii o zamanlar. Sonra da baskı gelince bu ceza yazma işini iptal ettiler. Ceza yazma işini iptal olunca tabii ki burada bir rahatlık, serbestlik oldu. Şimdi adam burada esnaf. Arabasını bırakıyor sabah 8'de. Akşam 8'de alıyor. Ama kendisi esnaf çarşıda. Cadde üzerinde esnaf. Çok enteresan bir şey. Ona da müşteri geldiği zaman müşteri arabasını park etmek için yer arıyor. Ama kendi arabası caddenin üzerinde. Biz bu konuda tabii bazı yerlere şikayetler bulunduk ama şikayetler boş oldu. Şikayet değil de talep diyelim daha doğrusu. Talep yani. Bulunduk. Evet. Makamlara söyledik. Dediler ilgileneceğiz. Bir ara geldiler. Bu ara bir sıkıştırdılar. Sağ olsunlar. Düzeldi. Bir iki gün sonra yine aynı eski hali. Şimdiki haline döndü. Şimdi öyle bir şey ki esnafız. İş yapacağız. Adam geliyor. Arabasını park edecek. Yani para yapacağız. Para kazanacağız. Ne yapıyorsun? İşini yapamıyorsun. Adam çekip gidiyor. Bu sefer ne oluyor? Biz kaybediyoruz. Esnaflar kaybediyor. Halince böyle bir sıkıntı var burada yani. Şimdi şöyle, Büyükşehir Belediyesi, yani Büyükşehir olduktan sonra Trafik Komisyonu Büyükşehir'e aktarmış. Orada bir komisyon, bir başkanlığı varmış galiba. Yani ilçe Trafik Komisyonu yokmuş yani. Akşam ben İsmail Hakkı Çobanoğlu'yla görüştüm. Bizdeki yetkiler hep alındı diyor. Yani diyelim hani bu komisyon vesaire talepler falan, alt komisyon oluşturalım üste teklif etmişti. Onu da kabul etmemişler. Yani Trabzon'dan trafik komisyonu geliyor kafasına göre burada, mesela veya yaptığı araştırma sonucunda göre burada lavaları dikiyor. Burada işte park yasağı var veya değil. Böyle bir durum söz konusuymuş. Yani biraz karmaşık şey var. Fakat yine mesela burada yaya araçlar çok karışık. Yani normalinde uzun sokak dedim ya, yani insanların insan mesela insanların daha çok dolaşır. En azından pazartesi günleri. Çünkü en çok yoğun olan çarşının merkezi burası. Bu anlamda mesela çözüm ne Yasin Bey? Ali hocam, mesela çözüm ne olabilir? Çözüm ne? Güzel abicim, teşekkür ediyorum. Çözüm ne? Çözüm buradaki araç park edilmemesi lazım. En büyük çözüm bu. Bir de şu ortaya konulan taşlar var. Yani çiçek diktiler bunlar. Bunlar belediye bile bakmıyor bunlara. Bunlara ben burada 4-5 tane taşı, üzerindeki ağaçları, çiçekleri ben full yazın her gün sabah akşam ısladım. Kuruyorlardı.
ısladım ve onları canlandırdım yani. Herkes bile dedi ki, ya güzel iş yapıyorsun ama dedi, belediye ne iş yapıyor? Dedim ki belediyemiz, onlar da kendi vazifeleri, onları yapıyorlar. Şimdi burada bu taşla kalkması lazım abicim. Bak geçenlerde burada bir kaza oldu. Tam benim dükkanın önünde. Adam, Coca-Cola bayisi, 500'lük Cengiz, zannedersem Cengiz Bey. Karadeniz, Cengiz Karadeniz. Yani ismini bilmiyorum, soy ismini bilmiyorum. Biliyorum, he, tanıyorum. Şurada duran arabaya vurdu. 90 jip vardı onda. Yani takriben tahmin ediyorum ki bir 50 bin liraya yakın arabasında bir hasar var. Duran arabada olsun 2-3 bin lira hasar. Düşün yani bu hiçbir şey. Yani en ağırı bu oldu zannedersem. Ya bunun gibi çok kaza oluyor burada. Yani vatandaşa bile araba vuruyor. Vatandaş burada, sürücüler ters yönden gidiyorlar. Öyle bir sıkıntılar var. Yani bunlar buna kalkması lazım. Buradaki trafik yasağı buraya gelmesi lazım. Bir, İsmail Hakkı Çobanoğlu dediniz zannedersem. Doğru mu? Komisyon burada varken de burada bir şey yapılmadı. Tergen? Yani komisyon hani var ya, tabii komisyonu vardı dediler. Şimdi Trabzon'a gittirdin ya az önce. Hı-hı. Varken de burada böyle bir şeyler uygulanmadı. Komisyon burada varken Vakıf Kebir'de, komisyon vardı. Yani bir komisyon, bir heyet vardı. Heyet varken de burada, böyle bir kurallar uygulanmadı. Sadece tabelaları diktiler. Park MOBESE'den ceza işlemi uygulanıyor şeysi var. Ama hiçbir şey yapılmıyor burada maalesef, nedense. Şimdi bu kirlilik ortadan kalkması lazım. Kalkması lazım. Yani kirlilik ortadan kalkarsa hem esnaf için iyi bir şey olur. Çünkü niye? Adam duracak, alışveriş yapacak, gidecek veya bırakacak, devam edecek adam. Bak, sizin çay güvenliğiniz var mı? Örneğin karşı yok, öyle bir şansımız karşı yok. Çay ocağına gitmek, bir çay içmek hiç istediniz. Hiç öyle bir şansımız var. Adam burada suratlı gidiyor mesela, ondan geçtik bir de. Şimdi diyelim benim dükkanın önünde araba var. Evet. O aradan bir geçsem göremiyorsun. Ve kimisi ters yönden geliyor. Ve burada adamlara vuran da oldu yani burada. Adam bilmiyor. Bilirse de giriyor ters yöne. Girince bu sefer ne yapıyor? Vuruyor vatandaşa. Veya sana vuruyor. Yani tehliken var. Ben vuracaktım mesela. Geçenlerde 14 Şubat Tahsin abiye vuracaktım birkaç defa. Peki. İlcede örneğin her ilcede veya işte Trabzon ilçeleri, Vakıf Kebir ilçesinde. Yani bu tür sorunları çözmek için bir sorun çözme merci platform kurulabilir mi? Tabii neden kurulmasın? Sonuçta bunu belediye yapar. Ne bileyim ya bunlara bakan şeyler yapması lazım ona. Dernek mi diyelim artık? Ne bileyim. Sorumlu kişiler yapması lazım bunu. Sorumlu kişi mesela, sorumlu kişiler evet yani. Sorumlu kişilerin kim yapacak? Belediye yapacak, emniyet yapacak. Ne bileyim. Esnaf odası demeyelim de dernekle yani bu kim? Niye esnaf odası yapmasın ki yani bu komisyonda? Şimdi normalde sizin siz taraf değil misiniz burada? Mesela esnaf burada evet. Alışveriş yapıyor. Eğer trafik komisyonu olacaksa esnaf odası başkanı da, esnaf kefalet başkanı da olması lazım değil mi yani? Tabii olması lazım. Niye olmasın ki? Yani burada en kısa zamanda böyle bir platform oluşup sorunu çözmek. Çalışma yapılması lazım. Gerçekten burada bir park sorunu var. Yani vatandaşta bir hastalık var. Bırakıyor, gidiyor sahilde, kazinoda oyun oynuyor. Çok enteresan bir şey. Şeyi de çok eleştiriyorlar mesela Fatih Caddesi'ni. Mesela deg yönü oldu, lambalar ters takıldı. Çok işte trafik pabalara tigildi. Hani iskelebe bası gibi Fatih Caddesi'nde. Orası bir orayı çok... tartışmayalım. Niye tartışmayalım? Çok özür dilerim. Ara cadde var mesela. Bir arkadaki caddede bir cadde yapıldı. 10 numara güzel yapıldı. O caddede şey oldu, bir ucube oldu yani. Dediğin gibi Işıklar ters takıldı diyorlar. Takıldı bence de. Tabii ki oradaki esnaf mağdur. Tabii onları dinlemek lazım orada. Ne şekilde mağdur olduklarını. Şuna mı dikkat etmek lazım? Mesela belediye. Mesela birisi bir şey yapacak. Evet. Esnafa ve oradaki vatandaşa sormak mı lazım? Sorsak güzel olur. Bir anket gibi yapmak da tabii güzel bir şey olur. Yani tek tabanca gibi ateş etmek biraz farklı olur. Yani anket yapılır, sorulur. Esnafın, vatandaşın görüşü alınır. Sonuçta burada 7-24 saat duran esnaf var. Esnafın görüşünü alırsın, ona göre hareket edersin. Peki yayanın görüşü niye? Mesela olur. Ben yürürken orada, mesela her akşam oradan gidiyorum, yürüyemiyorum. Mesela yürüyüş alanı, sakat yürüyüş alanı yok, insan normal yürüyemiyor. Çoğu sökülmüş zaten. Yani şimdi... Çoğu derken ebeği sökülmüş. Şu da var, insanlar mesela bir çözüm üretmekte konuşmuyor Vakıf Kebir'de. Korkuyor veya korkmuyor. İşte ilişkilerin bozulur mu diyor. Böyle bir şey var. Şimdi yani. Abicim, korkuyor diye bir olay yok. Vatandaş niye korksun ya? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun. Niye korksun ki vatandaş? Vatandaş şimdi diyecek ki ya ben buraya örnek
Mesela ben söylüyorum, mesela ben Fatih Caddesi'nin Vakfı Kebir'de olmadığını söylüyorum. Yanlış olduğunu söylüyorum. Mesela orada yaya geçidi yok diyorum mesela. Gördüm. Yani tek ya, yaya geçidi var da tek çok diyorum mesela. Sıkıntı yani yaya geçidi var ama tabii ki sıkıntı. Ya araç mesela orada duracaksın mesela. Orada fırın var mesela. Ne bileyim. Örneğin yerel esnaftan bir şey alacaksın. Duracaksın, duramıyorsun. Yine park olur. Park evet, yapamıyorsun. Çok yani alışveriş oldu, yapamıyorsun, gidiyorsun. Ya bizim burası da şu anda aynı. 14 Şubat Caddesi. Burası da aynı yani. Bir dakika bir şey de söyleyeyim ben. Yani çok meseleler var. Tonya Caddesi de aynı. Bayağı tüm caddeler aynı. Ve çok kalabalık oluyor. Şimdi Yasin Bey son olarak ne söylüyorsun? Son olarak Ali hocam buradayken bir iki şey dini konulara gireceğim. Yani evet, ufak bir düşüncede söyleyecek efendim. Çok şey var da. Evet. Yani şöyle hani az önce lafımızı gene unuttuk yani biraz daldık konuşuyor. Yok. Şimdi kimse kimseden korkmaz ama vatandaş söyleyemiyor bir şey. Söylüyor da söylediği laf dediği yerde kalıyor. Hani diyorsun ki şunu şöyle yapalım diyorsun. Dediğin zaman ön yargılama oluyorsun. Yani kötülüyorlar seni. Ama şey olabilir mesela. Yani burada park olayını ben de giderken zorlanıyorum orada. Şimdi adam arabasını bırakmış. İşte gitmiş. Yani çünkü oradaki cepler alışverişini yapacak adam gidecek. Ya ben arabayı çekip de alışverişimi yapıp da gidemiyorum. Yani halkın duyarlılığı burada daha çok önemli. Mesela yarım saattir ben buradayım diyelim şu arabamız bir burada. Saattir burada. Bir saattir neyse burada. Bu arabamız burada. Kim sahibi bilmiyor. Bunun gibi çok var yani. Şimdi diyelim ki örnek teşkil ediyor. Örnek dışarıya çık. Savkan mobeside bile bakmasa diyelim bana ne mobeside baksın emniyet. Adam sabah saat 8'de çekmiş. Ya şu anda araç kimin, hala burada. Biz kimindir bilmiyor. Yani şey birinin yok, kim yok, olduğu evet. Önemli değil yani. Değil. Sırtından diyelim yani. Yani bu işini gördü gitse buradan abimiz, kardeşimiz yani vatandaş olarak duyarlı olsak aslında yapılan şeylerden istifade edeceğiz. Ya belki diyelim şu orta refüjleri hani itiraz ediyoruz ona ama. Toplumsal mı yapmak lazım Halil Hocam? Ayşe onu ben diyorum. Mesela diyelim bireysel onlar değil yani. Olmadığı herkesin zaman, faydasını. Bak yani onlar olmadığı zaman daha çok sıkıntı da yaşanmıyor burada. İşte arabaların gidişinde, gelişinde, sollamalarda falan filan. Ya onların bir karı var fakat biz halk olarak bu sefer kullanamıyoruz. Gidiyor. Adam zaten. Bak ters yönde gidiyor. Evet ters yönde gitti. Biz kullanamıyoruz bunu ya anlatabildim mi? Hayret bir şey adam enteresan. Adam ters yönden gitmiş aynı, ya evet. Aynı bunun gibi ya. Hayret ya dediğin çıktı. Çoğu arabalar geliyor burada sıkışıyorlar mesela sıkışıyorlar burada. Bak oradaki ceplerde 3-4 araba ancak girer oraya. Bir gidiyorsun bir 4 araba ekmek alacaksın alamıyorsun mesela bir şeyde. Veya diyelim, oraya da inşallah bir düzenleme gelirler. O değil. Ama düzenleme bak düzenleme dediğim şey yani halk olarak duyarlı biz olacağız abi ya. Tamam ona bir şey demiyoruz biz de ama bir de halka sormadan yaptığın şey olunca o ya biraz sıkıntı oluyor. Belki sorulmuştur. Şimdi çok da ağır olmasın da. Peki burada yapılırken sana soruldu mu? Size soruldu mu? Hayır tabii ki sorulmadı. Demek ki orada da sorulmamıştır. O tip projedir. O proje yukarıdan geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan. Bilmiyorum. O kadar çok direkt geldi. Neyse. Ama biraz da. Bak şu refüji olayını ben şey yapmıyorum. Yani sizin gibi düşünmüyorum. Bence mantıklı. Ya güzel. Mantıklı ama araç var olmaması lazım. Buradaki halkın duyarsızlığı. Yani buradaki benim vatandaşım. Ters yönden girdi ama Ali Hocam. Ama abi işte vatandaş sıkıntı. Vatandaş da bizde problem yani. Bizde problem. Vatandaş görevini yerine getirdiği müddetçe tabii ki buna destekli sadece onda değil abi. Cezayı yiyeceksin adam yesin. Ben park ediyorsam ben de cezayı. Ben arabamı park etmesem pazar yerine şu abimiz de park edecek alışverişini ya ben de yapacak gezecek. Ben esnafım abi şu anda. O zaman vatandaşa diyoruz ki yani park etmeyin yani. Aynen. Burada biraz duyarlı olun. Ceza sorun değil yani. Ya abi sorun. İnsanın sorun. Çok özür dilerim bak bazılarına çok iyi geliyor. Konuşarak da çözmek çünkü lazım. Yasin konuşarak Bey. Çözülmez bazı. Bak Ali Hocam'a soralım. Aydın, Ali Hocam aydın, konuşarak bak, değil mi? Bak kardeşim şimdi kul hakkı bahsediyoruz ya. Kul hakkı, kamu hakkı da bunlar vatandaş. Bunlar Allah'ın bizden istediği şeyler. Ya şuradaki kardeşim bir başkasının hakkına tecavüz etmiş oluyor. Ters yönden gitmesi? O zaten külmüyor bir şey. Çok orada birine vurabilir kulak. Mesela arkadaşlar. Çok teşekkür ederim sizlere. Abi, ben biraz daha çekeyim yapayım. Çok sağ olun. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederiz. Yani şuradaki mesajımızı vatandaş olarak şöyle verelim. Yani halk olarak biz bak Avrupa'ya ben birkaç defa gittiğim zaman adam yere tükürmüyor. Niye? Rhine Nehri kenarında bile tükürmeyen insan gördüm ben. Niye? Diyor ki yasak diyor. Beni diyor Alman vatandaşı görse diye polis aileye şikayet edecek. Ve o halk oraya tükürmüyor. Ama bizim buradaki vatandaş çok rahat bunları yapabiliyor. Abi biz önce toplumsal olarak bir kendimizi abi bir çekip düzen vermemiz lazım. Kimse kusura bakmasın ya. Kurallar da önemli Ali Hocam. Ya kuralları biliyoruz işte biz onu söylüyoruz. Ama yani. Kurallara beraber koysak daha güzel olur. Ya,
buralara beraber koyacağız da yetkilerden rica ediyoruz. Lütfen bu araç park konusunda Vafıkebir'in Çarşı Mahallesi 14 Şubat Kurtuluş Caddesi'ne bir önlem almaları lazım. Teşekkür ederim. Ali Hocam da diyor ki insanın kendisinde bilir bu iş diyor. Aynen öyle. Aynen. Sağ ol. Biraz dolayı desin. Hani ne diyor? Önünü temizleyin diyor ya Efendimiz evet. Aleyhisselam. Bütün etraf tertemiz olur. Ya biz kendi önümüzü bir temizleyelim. Biz hareketimizi yapalım şeyimizi. Bu, bize sunulan bu yeni iyilikleri, yenilikleri o zaman çok rahat kullanırız. Doğru. Allah çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Evet. Bayağı bir sıkıntı var Vafıkebir'de. Trafikle alakalı. Gördüğünüz gibi çiçeklikler vesaire. Bayağı parklar vesaire. İnşallah düzelir. Hadi hayırlısı. İzleyici ve takipçiler kalın sağlıcakla.